Bakın, ben soruyorum bazen. Bunu her yerde anlatıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Doktora gidiyoruz. Doktor. Kardeşim, belki doktor vardır burada. Doktor bey, erkeğin saçı çıkıyor, kadının da çıkıyor. Erkeğin kaşı çıkıyor, kadının da çıkıyor. Erkeğin kirpiği çıkıyor, kadının da çıkıyor. Erkeğin sakalı çıkıyor, kadının çıkmıyor. Niye? Onların diyor, hormonları gelişmediğinden çıkmıyor diyor. Yani bu mu cevaptır Allah aşkına? Kardeşim, hormon geliyor burada mı duruyor? Başka yerlerinde çıkabiliyor. Yapma doktor bey. Bu bunun cevabı olamaz. Ne demesi lazım doktorun? Kardeşim, cinsiyet değişikliği var. Tabii ki her şeyimiz birbirine benzemediği gibi bu da benzemeyecek tabii. Allah'ın hikmeti. Allah Allah. Koç boynuzludur, koyun boynuzsuzdur. Şeftali tüylüdür, elma parlaktır. Tabii ki öyle olması lazım. Demesi gerekirken hormona bıraktı işi. Ne yapalım ya? Hocaya gidelim bari. Hani bir hasta oluyor, adam ağzı yamuluyor. Ya bu hocalık mı, doktorluk mu? Ya doktor ne yapacak bunun ağzını? Cinler çarpmış, çarpmıştır bunu. Hocaya götürün bir nuska yazsın. Hocaya gidiyoruz. Hocam bu neden böyle acaba? Hoca da hocalığına laf gelmesin diye ben bilmiyorum demiyor delikanlı gibi. Halbuki ilim üçtür. Fen ilmi, din ilmi, bilmiyorum ilmi. Kardeşler bakın, bilmiyorum da bir ilimdir. Neyi biliyor? Bilmediğini biliyor adam ya. Bilmediğini biliyor. Hocaya söylüyorum, o da estağfurullah. Hikmetinden sual sorulmaz. Hikmet'i çağırıyoruz. Dün bir doktora gittim de adı da Hikmet'ti. Bir anlattım, doktor yattı böyle. Hikmetciğim gel be. Ne diyorsun sen bu işe? Vallahi abi çok hikmetleri var diyor. Ben bir tanesini anlatayım. Şimdi kadının da sakalı çıksa, nasıl bazı erkek kardeşlerimiz meraklanıyor, saç uzatıyor. Bu aralarda pek yok. Geçti yani, o hava geçti. Kadınlar da meraklanacak, sakal bırakacak. Sakallı bir kadın gidiyor. Tabii biz de birader bir dakika, arkadaş, kardeş bir dakika. Ne demek istiyorsun, terbiyesiz? Ya bacım özür dilerim. Ne yani, sarkıntılık mı yapıyor falan? Utandık, rezil olduk. Bu sefer fırçayı yedik ya, bu tarafta bir erkek geçiyor. Ablacığım bir dakika, ne ablası lan? Zaten karışıklık başladı. Şimdi kadın daha böyle tüysüz, daha nazik, daha zarif, erkeğin ilgisini çekecek. Allah öyle yaratmış. Öyle yaratmış Allah. Onun ilgisini çekecek tarzda yaratmış. Kadınlar naziktir, elleri de küçüktür, ayakları da küçüktür. Benim ayaklarım 45 numara, hanımın ayağı 36 numara. Yani hep böyledir yani. Belli bir şey. Şimdi Hikmet konuşuyor. Ondan sonra diyor ki Hikmet, ya diyor bak şimdi diyor, adam çocuğunu evlendirdi. Duvağı kaldırıyor, pala büyük bir gelin. Ne yapacak damat bunu? Bakın ne kadar güzel anlattı değil mi? Hikmet'i anlattım, doktor adı Hikmet. Hikmet yere yattı.